Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçesi hakkında söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Her bütçede olduğu gibi öncelikle bu bütçede şu var mı, bu var mı, bu var mı, bu yok mu, bu yok diye söylenir. Ama ben elini vicdanımıza koyarak Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Gerçek anlamda milletin efendisi köylü var mı? Gerçek anlamda orman köylüsü var mı? Tarlada, bahçede çalışan gerçek anlamda var mı? Yani Sayın Bakan'a buradan tekrar soruyorum. Bu bütçede çiftçimize, köylümüze, bahçesinde, tarlasındaki eli nasırlı çalışanımıza gerçekten güzel haber var mı? Maalesef yok. Yok yani Sayın Bakan, bunu göremiyoruz ve hissedemiyoruz da. Sayın Bakan, komisyonda büyük reformları başlatarak üretimin, üreticinin 100 yılını inşa edeceğiz demiş. Kırklareli'nin köyündeki buğday üreticisi toprağına alın terini akıtan Ahmet Efendi de size sormaz mı? Çiftçi 20 yıldan perişan olurken, borç bacağında üretmeye çalışırken Allah aşkına siz ne yapıyordunuz? Farklı bir iktidar mı vardı? Üreticinin 100 yılını inşa edecekmiş Sayın Bakan. Aynen öyle diyor. Peki biz de buradan soruyoruz. 20 yıldan bu yana neredeydiniz diye. Hatta yöremden bir şey söyleyeyim. Bizimle böyle dalga geçenlere isterse Sayın Bakan olsun, Trakya'daki köylü, çiftçi, vatandaş şöyle der Sayın Bakan. Günaydın be yavrum, günaydın. Hoş geldin, nerelerdeydin der. 20 yıldan beri bunu hala beceremediniz. Yine Sayın Bakan bütçede şunu söylüyor. Diyor ki fındıkta, kuru üzümde, kuru kayısıda, incir ihracatında dünyada birinci sıradayız. Şimdi övünelim mi, dövünelim mi? Ben bunu anlayamadım. Karadeniz'in çetin koşullarında üretim yapan fındık üreticisi, Gediz Ovası'ndaki kuru üzüm üreticisi, Malatya'nın kayısı üreticisi, dünyanın en zengini oldu da burada bizim muhabirimiz yok. Ben bunu merak ediyorum. AKP ve MHP'nin çiftçiden uzak, tüccara yakın politikaları sayesinde yandaşlar çiftçinin emeğini sömürerek zenginleşmeye devam ediyor. Sayın Bakan, fiyat istikrarını sağlamak, üreticinin korunması için TMO, Çaykur, Türk Şekeri'yle üreticilerimizin yanındayız diyor. Ama Sayın Bakan, sizin söylediklerinizle şu ana kadar çiftçinin yaşadıkları çok farklı. Bu yıl buğdayda 8 lira, mısırda 6 lira fiyat belirlendi. Peki bu belirlenen taban fiyatlardan ürününü satan kaç tane çiftçi var biliyor musunuz? Emin olun ki buradan iddia ediyorum, bilmiyorsunuz. Çiftçi 5 liraya buğdayı sattı değerli arkadaşlar. 4 liraya mısır satmak zorunda kaldı. TMO'dan randevu alınamadı. Paralar zamanında da ödenmedi. Milletin efendisi de o zaman sordu ama bir türlü cevap alamadı. Dünyada hububat krizini çözen dünya liderimiz TMO krizini neden çözemedi diye. Buradan tık gelmedi. Peki üreticinin günlerce TMO kapısında yatmasını, fiyatların düşmesini, üreticinin tüccara mahkum olmasını neden engellemediniz? Sayın milletvekilleri, buğday üreticisi 10 yıl önce 1 ton buğday satarak 9 tane gram altın alıyordu. Bugün 1 ton buğday sattığında sadece 4 tane altın alabiliyor. Yani buğday üreticisinin ton başına 5 altınını buharlaştırdınız, yok ettiniz, gitti. Ayçiçeği üreticisi ise 10 yıl önce 1 ton buğday ayçiçeği satarak 14 altın alabilirken bugün sadece 6 tane altın alabiliyor. Onun da 8 altınını yediniz, buharlaştırdınız. Yoksulluğu bitireceğiz diye iktidara gelenler bırakın yoksulluğu bitirmeyi, bu milleti inanın açlığa yaşatmaya başladılar. 21 yıl sonra AKP ve MHP sayesinde dünyada gıda enflasyonunda %75 ile dünya birincisi olduk. Dünya Gıda Örgütleri 2022 verilerine göre ülkemizde yaklaşık 15 milyon kişi yetersiz besleniyor. 20 milyon vatandaşımız açlık sınırında. Emin olun ki çocuklarımızın dahi artık karnı doymuyor. Çok değil, daha 3-4 yıl öncesine kadar 1 lira olan ekmek 8 lira.
Buyurun tamamlayın. 70 kuruşa satılan yumurta 4 lira olmuş, 5 liralık süt 25 lira olmuş, çocuk yoksulluğunda da dünyada ikinci sıraya gelmiş. Değerli arkadaşlar, bize miras bırakılmış bu bereketli topraklarımızla, çalışkan, vefakar üreticilerimizle, inanın milletimize bu kara günleri yaşatanlara sadece şunu söylüyorum, yazıklar olsun. Çiftçinin emeğini gasp edenlere yazıklar olsun. Burada milletimizi ekonomik krizle birlikte tarımsal krize sokanlara yazıklar olsun. Milletimiz açlıkla, yoksullukla boğuşurken, bir milletvekili arkadaşımız hastanede can çekişirken, utanmadan, sıkılmadan Gazi Meclis'in bahçesinde mangal partisi yapanlara 10 defa yazıklar olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.